Sayın Atanur'a kitapları için çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, webinarımız, Zeki, Yapay Zeka Ar-Ge Merkezi kurucusu, Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü, Sayın Profesör Doktor Şahin Albayrak'ın Yapay Zeka Geleceği Nasıl Şekillendirecek konulu özel oturumuyla devam ediyoruz. Evet, günaydınlar. İsmim Şahin Albayrak. Berlin Teknik Üniversitesi'nde hocayım. Orada çeşitli yapay zeka konusunda çeşitli çalışmalarımız var. Çeşitli aktivitelerimiz var. Bunlardan en önemlisi yeni iki bundan 3 sene önce kurulmuş olan yeni bir merkez. Bu merkez devletin, üniversitenin ve sanayinin desteklediği bir merkezdir. Buranın amacı sanayiye çok hızlı bir şekilde yapay zekayı kazandırmak. Bunun deyimi aslında çok akıllı ürünler oluşturmak, yani akıllı araçları oluşturmak, yapay zekayı toplumla buluşturmak, toplumun yapay zekaya olan ön şeysini kırmak. Yani burada yapay zekayı buluşturmak istiyoruz. Ön yargılarını kırmak istiyoruz. Aslında hedefimiz budur. Bunun yanı sıra bunu kurduğumuz zaman, tabii bunda en önemli olan şey, yapay zeka dediğimiz zaman aslında veridir. Veri ve modeldir. Bunu da oluşturmak için büyük bir ortam oluşturuyoruz. Buna İngilizcesi real labor diyoruz. Yani bu ne demektir? 20 kilometrelik akıllı bir yol. Yolla birlikte 8 tane araç. Bunların en önemlisi yeni geliştirdiğimiz bir dünyada ilk olarak yaptığımız bir 12 metrelik otobüs. Bunu da sürüşsüz hale getirmek. Yani biz bunları da dijitalleştiriyoruz. Bunları dijitalleştirdikten sonra bütün geleceğin araçları için yeni bir yapay zeka modelini geliştiriyoruz. Bütün bu araçlara uyguluyoruz. Aslında hedefimiz bu araçların çok akıllı olmaları. Yani akıllı dediklerimiz çok akıllı olsunlar. İnsan gibi davranışa sahip olsunlar. Sanki arabada bir sürücü vardır diye bir algı bıraksınlar. Onunla da yetinmesinler. Vatandaş arabaya bindiği zaman arabalar kendi şeylerini, kararlarını vatandaşa anlatabilsinler. Vatandaş bunu anlayabilsin. Böylelikle vatandaşın, yani sürüşsüz araçlara olan ilgisi artsın. Şeysi daha yukarı çıksın. Daha fazla güven yukarı çıksın. Ve böylelikle ön algı ortada kalksın. Tabii biz bunlarla, yani burada aslında 4 hedefimiz var. Bunlardan birincisi, yapay zeka modeli geliştirmek, gelecekteki ulaştırım otomotiv dünyası için. İkincisi ise bunu deneyebilmek için çok büyük bir ortam oluşturmak. Yani real labor dediğimiz ortam oluşturmak. Dördüncüsü ise bunu vatandaştan buluşturmak. Beşincisi ise bir ekosistem oluşturmak. Tabii bu bir gerçektir. Bundan sonraki araçlar sadece, yani bizim anladığımız gibi komponent, yani şey, klasik parçalarda oluşmayacak. Artık bundan sonra yapay zeka parçalarıyla, yani yazılım parçaları olacak içinde, yazılım olacak içinde. Biz Almanya'da niyetimiz bu yazılım şeysi, yazılım teknolojisi Almanya'da oluşsun ve böylelikle böyle bir sektör oluşsun. Bizim hedefimiz budur. Bunu da gerçekleştirmek için bu 20 kilometrelik yol kullanıyoruz. Bu 20 kilometrelik yol dijitalleştirilmiştir. Bunun amacı nedir? Ne demek istiyoruz? Bu 20 kilometrelik yol 600 metrelik yollara, parçalara bölünmüş. Bu yolun zorluğuna göre çeşitli sensörler vardır. Yani sensör dediğimiz kameralar vardır, çeşitli sensörler vardır. Hatta trafik lambalarını dijitalleştiriyoruz. Hava kalitesini ölçüyoruz. Ve bütün bu verileri anında değerlendiriyoruz. Orada geçen araçlara veriyoruz. Amacımız aracın, yani algısı daha şey olsun, düzelsin.
Ve bundaki hedefimiz de araçlarımız hızlı gitsin ve kaza yapmasın. Tek hedefimiz o. Biz Almanya'da bu konuda çok büyük başarılar elde ettik. Buna da inanıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz bir metot var. Yani distributed intelligence dediğimiz akıllı dağınık yapay zeka. Bunun üzerine kurmuşuz sistemimizi. Şu anda bu sistem içinde Almanya'daki bütün otomotiv sektörüyle beraber çalışıyoruz. Yani otomotiv sektörü dediğimiz birincisi gerçekten araba üreten şirketler. Bunların içinde Mercedes-Benz, Volkswagen ve buna benzeri şirketler. Bunun yanısı yan tedarikçiler mesela örneğin bir Continental olsun, bir Schaeffler olsun ve dijital parçaları üreten şirketler olsun. Ve bütün bu şirketler bu merkezde ortak çalışıyorlar. Yani tekrar toparlamak istersem amacımız Alman hükümetinin hedefi biz rakibet öncesi bir çözüm oluşturalım, bir yapay zeka modeli oluşturalım. Bu yapay zeka modellerini şirketlere verelim. Şirketler gelsinler bizimle birlikte bu yapay zeka modellerini kendi araçlarına uygulasın. Böylelikle geleceği anlasınlar. Gelecek nasıl olacak? Bunu alsınlar. Gerekiyorsa kendi elemanlarını bize getirsinler. Bizimle birlikte bizim mühendislerimizden otursunlar. Beraber bunu geliştirsin. Adapte etsinler. Hatta gerekiyorsa yeni özellikler üzerine katsınlar. Böylelikle dünyada şu anda topun nerede olduğunu söylüyoruz. Ve aslında nerede olması gerektiğini söylüyoruz. Buraya nasıl gelecekler? Bizim hedefimiz burada bunlara yardım etmek. Diğer tarafta ise dediğim şekilde çok büyük bir dijital ortamımız vardır. Çok fazla araçımız vardır. Her araçımız günde 10 terabayt bir yola çıktığında 10 terabayt veri topluyordur. Biz bu verileri etiketleştiriyoruz. Bu verileri eğitiyoruz ve bu verilerle yeni yapay zeka sistemlerini, yeni sistemleri bunlarla eğitiyoruz kendi modellerimizle. Ve biz bu modelleri, verileri şirketlere veriyoruz. Aslında amacımız bir ekosistem olursun. Diğer taraftan şirketler kendi çözümlerini geliştirdikleri zaman getirip bizim dijital ortamda yani bizim real labor dediğimiz ortamda getirsinler. Orada deneyimini yapsınlar. Tabii bu bizim ilk yaptığımız bir şey daha vardır. Biz ilk olarak iki tane otobüs durağını dijitalleştirdik. Vatandaş orada otobüsü bekleyince durakla iletişim halinde olsun. Durakla konuşabilsin. Durağa sorabilsin. Yani atonom ulaştırma bundan sonra bana ne getirecek? Benim hayatımın kalitesini nasıl artıracak? Veyahut da ortamda ne kadar gürültü var? Veyahut da olduğum çevrede hava kirliliği nasıl? Çünkü biz bütün bu verileri ölçüyoruz. Bu verileri de vatandaşa sunuyoruz. Bunun yanında sorabilir. İşte otobüs ne zaman gelecek? Otobüsün karakteri nedir? Otobüsün özellikleri nedir? Otobüsün içinde ne öğrenecek? Otobüsün içine bindiğinizde örneğin, otobüsün içinde çok fazla ekran vardır sağlı ve sollu. Bu ekranlar üzerinde bir tarafta şeyi görebiliyorsunuz. Otobüs şu anda ortamı nasıl algılıyor, nasıl değişeceğini, nasıl bir değişik bir fotoğraf şey edebiliyor, tahmin edebiliyor, nasıl planlıyor, nasıl gidiyor. Ve siz de vatandaş olarak bu arada otobüsle iletişim içinde otobüse soru sorabilirsiniz. Yani ChatGPT gibi sorabilirsiniz. Eğer bir yol 50 kilometre hızla gidecekse, otobüs de bunu 30 kilometre hızla gidiyorsa bunu sorabilirsiniz. Niye yavaş gidiyorsunuz? Herhalde otobüs de diyecek ki ileride lamba da 2 kilometre önümüzde lamba var, trafik lambası var. Bu lamba şu anda sarıda kırmızıya atlayacak. Onun için yavaş gidiyorum. Enerji tasarruf etmek için, ortam için, çevre dostu olmam için veyahut da ileride çocuklar oynuyor ve o çocukları görüyorum. Onun için yavaş gidiyorum. Otobüsümüzün bu tür araçlarımız bu tür kabiliyete sahipler. Yani araç dediğimizde en büyüğü olan
12 metrelik bir otobüs kullanıyoruz. En küçüğü ise küçük delivery robot dediğimiz küçük yani yük taşıyan robotlar. Yani markette vatandaşa şey getiren, alışveriş getiren küçük robotlarımız vardır. Bunun yanı sıra orta boylu minibüslerimiz vardır, SUV'lerimiz vardır ve normal araçlara sahibiz. Ve yani oldukça büyük bir altyapıya sahibiz. Tabii bu altyapı bize neye getiriyor? Çok fazla veri toplamamızı sağlıyor. Veri topluyoruz, model oluşturuyoruz. Bir de bu dijital altyapı üzerine sistemlerimizi devamlı test ediyoruz. Evet, size söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Yani bu ne demektir? Gerçekten bundan sonra yapay zeka bizim hayatımızı çok değiştirecek. Hayatımızın her yerine girecek. Sadece otomotiv değil, bugün üzerinde konuştuğumuz akıllı yollar değil, akıllı arabalar değil. Bundan sonra yapay zeka tıpta büyük bir rol oynayacaktır. Doktorlarımıza daha iyi bir teşhis koymakta yardımcı olacak ve burada tedavi yönteminde de doktorlarımıza yardımcı olur. Sadece bununla da kalmayacağız. Akıllı makineler geliştireceğiz. Akıllı bir üretime geçeceğiz. Yani çok sayıda şey edeceğiz. Biliyorsunuz dijitalleştirmeyi bundan sonra kimse durduramayacak. Dijitalleştirmeyle birlikte yeni bir fırsat doğacak. Bu fırsatta yapay zekayı uygulamak. Aslında dünya bundan sonra bu konuda dünyadaki ülkeler bu konuda birbirleriyle yarışacaklar. Biz de Almanya'da iyi bir pozisyonda olduğumuza inanıyoruz. Ve biz Almanya'da büyük bir sanayi ülkesiyiz. Biz çeşitli konularda lideriz. Otomotivde ve buna benzer konularda. Biz bu liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Bunun yanı sıra tabii biz her şeyi dijitalleştirdiğimiz zaman bir de bununla birlikte yeni bir risk daha ortaya çıkıyor. Bu da siber güvenliktir. Aslında siber güvenlikte de bundan sonra yapay zeka kullanarak daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Yani bize saldırdıktan sonra değil de saldırıyı önce de algılayıp saldırıya karşılık vermek. Biz bunları başarırsak çok iyi çözümler ortaya çıkarabiliriz. Yapay zeka yeni yatırımcılara da çok büyük bir fırsat oluşturuyor. Tabii dediğim şekilde yani en önemli olan ülkeler için veri, dijitalleştirmiş ortam, veri ve modeller ve bu modelleri yeni girişimcilere vermek, yani startup şirketlerine vermek. Böylelikle startuplarından çözüm oluşturmasını sağlamak. Aslında ülkelerin Almanya gibi mesela bizim merkez gibi böyle bir şeyler olursa bir model şey yeni bir sistemler olursa çok çok iyi olur. Biz şeylerin olmasını desteklemiyoruz. Yeni startupların oluşmasını sadece desteklemiyoruz. Biz onları bir de şirketlerden buluşturuyoruz. Onların çözümünü şirketlerden buluşturuyoruz. Ve böylelikle bir uygulama alanlarında kendilerini buluyoruz. Yardımcı oluyoruz. Gelecekte onların müşterilerini onlara tedarik etmeye çalışıyoruz. Bu konuda da yani yatırımcılara, startuplara, yeni girişimcilere yardım etmek lazım. Ben tekrar sunumu toparlarsam gelecekteki yeni geliştireceğimiz sistemler çok çok akıllı olacaktır. İnsana benzer bir tavır gösterecekler. Yani çok akıllı olacaklar. Biz karşımızda insanla veya da makineyle diyalog kuruyoruz. Onu farkında olmayacağız. Yani ChatGPT'nin daha da ilerisine gideceğiz. Ve bununla sistemler yetmeyecek. Sistemler bundan sonra bize sunduklarını veyahut da bize sundukları kararları açıklayabilirler. Bu da daha fazla bu sistemleri kabul etmemizi beraber getirir. Benim bugünkü konuşmamı burada bitiriyorum. Değerli arkadaşlar, hepinize başarılar diliyorum. Çok çok teşekkürler beni dinlediğiniz için.